Kadınlar öncelikle duygusal zekası daha güçlü ne diyelim taraftalar. Dolayısıyla bunun işe yansıması sonuçları çok fazla değiştirecektir. Dijital dönüşüm süreci de sadece teknoloji diye düşünmememiz gerekiyor. Bu aslında baktığınız zaman uçtan uca bir kültür değişimi. Yani siz kültürü değiştirmediğiniz zaman ben çok güzel buraya bir tane işte server koydum, üstünde koşan bir yazılım koydum. Hadi bütün işlerim değişti, olmuyor. Süreç analizi yapmanız lazım, çalışanlarınızın bu işe adapte olması lazım, sahaya inmeniz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye nüfusunun %50'sini oluşturan kadın popülasyonunu bu dönüşüm sürecine dahil etmediğiniz anda dijital dönüşümü yaymanız, her kesime tarafından benimsenmesini sağlamanız, hayata geçirmeniz ve sonuçlarını almanız çok mümkün değil. Gerçekten STEM tarafında mezun olan hani ciddi bir popülasyon var. Neredeyse %30-35 STEM alanında mezun olan bir öğrenci kitlesi var. Yalnız bunların çoğu işte mahalle baskısı olabilir, evlilik hayatı olabilir, çocuk doğurma süreci olabilir veya evdeki görevlerinden dolayı bütün bu kadınlarımız teknoloji alanında daha az çalışmayı tercih ediyorlar. Çok bu alana ilerlemiyorlar ve mezun olan bu kitlenin çoğu ya farklı işler yapıyor ya iş hayatından, istihdamdan çekiliyor. Eğer biz teknolojiyi ülke kalkınmasının önüne koyacaksak bu kadınları da istihdama dahil etmeli, eğitimli iş gücünü burada değerlendirmeli, kadınların hem duygusal zekasından hem analitik zekasından da faydalanmalıyız diye düşünüyorum.